İnsan doğayı kandırabilir mi? Kızın kayboluşunun karmaşık ve üzücü hikayesi polis memurlarını hayrete düşürdü. Bu suçta parmağı olan adamın inanılmaz soğukkanlılığı sınır tanımıyor gibiydi. Böylesine korkunç bir vakayı araştırmak doğanın kendisine yardım etti. Bu ifadede mistisizm ya da sihir yoktur. 2012 yılında Meng Seji adında bir Çin vatandaşı Missouri Üniversitesi'ne kaydoldu ve burada makine ve uzay mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi aldı. Profesörlerinden biri onun bilgisinden çok etkilendi ve mezun olduktan hemen sonra onu kendi biyomalzeme şirketinde çalışmaya davet etti. Ve orada gelecekteki kocası Joe Ellenyam ile tanıştı. O sırada Eylül 2015'te mühendislik okuyordu. İkisi de Mansi'nin Joe'nun patronu olduğu bir şirkette çalışıyordu. Duygular genç çifti hızla etkisi altına aldı ve tanışmalarından 1 yıl 7 ay sonra, 22 Eylül 2017'de Joe, Manji'ye evlenme teklif etti. Rock Bridge Memorial State Park'taki Devil's Fridge adlı patikada diz çöktü. Sadece 2 hafta sonra evlendiler. Kızın ailesi, Mansi'nin vizesi dolmak üzere olduğu için çiftin aceleyle evlendiğini düşündü. Amerikan vatandaşları göçmen olmanın stresini asla anlayamayacaklar. Kız maddi olarak kendini geçindirebilecek durumda olmasına rağmen vatandaşlık almakta zorlanıyordu. Evlendikten yaklaşık 5 ay sonra Manji'ye iş yerinde bir terfi teklifi geldi. Ancak kısa bir süre sonra genç kadın hamile olduğunu öğrendi. Mansi ve Joe, Mansi'nin pozisyonu geri çevirmesine ve kendini tamamen anneliğe adamak için işinden tamamen ayrılmasına karar verdiler. Bu sırada ailenin ana gelir kaynağı o olmasına rağmen, gelirleri büyük ölçüde azaldı. Ancak mütevazı ihtiyaçları için yeterliydi. Ekim 2018'de ailelerine bir kişi daha katıldı. Bir erkek bebek dünyaya geldi. Ancak kızlarının doğumundan kısa bir süre sonra sorunlar başladı. Eşler sürekli kavga ediyordu. İlk bakışta Mansi ve Joe'nun evliliği tamamen normal görünüyordu. Ama işlerin gerçekte nasıl olduğunu sadece ailesi biliyordu. Mansi işinden ayrıldıktan sonra kendini bir anda dünyadan tamamen soyutlanmış buldu. Kimseyle hiçbir teması yoktu. Elinde kalan tek şey küçük bir çocuktu. Annesiyle her gün yaptığı telefon görüşmesi de onun için bir can simidiydi. Bu onların geleneğiydi. Mansi'nin anne ve babası, torunlarının bakımına yardımcı olmak ve kızlarına destek olmak için doğumdan önce Çin'den gelmişlerdi. Ayrı bir eve yerleştiler ve Manji'yi her gün ziyaret ettiler. Ancak onların varlığı çift arasındaki gerilimi artırmaktan başka bir işe yaramadı. Ancak doğumdan bir yıl sonra, 9 Ekim 2019'da, Mansi'nin ailesi ondan bir telefon alamadı. Kızlarına ulaşamadıkları için endişelendiler. Ebeveynler hemen çok yakınlarda yaşayan bir aile dostlarını kontrol etmesi için gönderdiler. Kapıyı eşi Joe açtı ve karısının kayıp olduğunu itiraf etti. İnanılmaz bir hikaye anlattı. 8 Ekim akşamı Manji'ye masaj yapmak için yaklaşmış ve onunla flört etmeye başlamış. Ancak kız, ertesi gün için büyük planları olduğunu ya da belki de sadece uyumak istediğini söyleyerek teklifini reddetmiş. Saat 11 civarında Joe, sabah uyandığında kızın çoktan gitmiş olduğunu, arabasının anahtarını, cep telefonunu ve cüzdanını bıraktığını söyledi. Ve en önemlisi, kızını yanına almamıştı. Aradan bir gün geçmesine rağmen kocası hala kadının kaybolduğuna dair bir ihbarda bulunmak için acele etmiyordu. Onun sadece bir yere gittiğini ve daha sonra döneceğini düşünüyordu. Bir aile dostu Manji'yi aramaya çalışmış ama ulaşamamış. Ve onun baskısı altında Joe sonunda kadının kaybolduğunu polise bildirdi. Ancak kocası 911'i aramamış. Eyalet dışındaki 311 servisini aradı. Ancak o sırada kayıp kızın ailesinin bundan haberi yoktu ve polisin onu aradığından emindiler. 15 Ekim 2019'da, Mansi'nin kaybolmasından bir hafta sonra, kocası Joseph Ellenge,
28 yaşındaki karısı Mansa hakkında kayıp ihbarında bulunmak üzere Columbia, Missouri Polis Departmanı'na gitti. Joe dedektiflere bir aile dostuna anlattığı hikayenin aynısını anlattı. Karısı Mansi'nin kaybolmadan önceki gece gergin ve içine kapanık olduğunu anlattı. Ona göre, Mansi sonunda yarın önemli bir işi olduğunu ve sabah bir yerde olması gerektiğini söyleyerek yatmaya gitmiş. Adam ona 3 kez kiminle buluşmak istediğini sorduğunu, ancak Tanya'nın anlaşılmaz bir şekilde cevap verdiğini ve randevunun kiminle olduğunu asla açıklayamadığını iddia etti. Sadece uykuya dalmıştı. Joe, Tanya'nın bir ilişkisi olduğundan ve o gün gizlice başka bir adamla görüştüğünden şüphelenmiştir. Joe müfettişlere, karısı ortadan kaybolduktan sonra bilgisayarında ilişkisinden bahsettiği notlar bulduğunu söyledi. İddiaya göre Çin'den bir adamla mesajlaşıyormuş. Son mesajda "Kocamın benimle ilgilenmemesi ne kadar üzücü" yazıyordu. Joe, karısının kendisinden başka bir adama kaçmış, kızını terk etmiş ve onunla mutlu bir şekilde yaşamış olabileceğini tahmin etti. Joe kızı Manji'yi sevdiğini ve karısının eve sağ salim dönmesini istediğini iddia etti. Müfettişler en başından beri adamın hikayesinin doğruluğundan şüphe duydular ve onu şüpheli olarak değerlendirdiler. Joe ve ailesi, Mansi ile iletişim kurduğu adam arasında samimi bir yazışma olduğunu iddia eden bir avukat tuttu. Aralarında birçok duygusal ve tensel mesaj vardı. Asıl soru, Mansi'nin Çin'de yaşayan bu adama kaçıp kaçmadığı ve şimdi nerede olduğuydu. Polis, karısının kaybolduğunu öğrendikten sonra Joe'nun 911'i aramadığını, bunun yerine daha az acil bir servisi aradığını öğrendi. Bu da ona daha fazla soru sormalarına neden oldu. Joe gönüllü olarak ikinci bir görüşme için ortaya çıktı. Columbia Polis Departmanı, özellikle Joe'nun kayıp karısını aramak yerine yeni yürüyüş noktaları bulmak için uzun ve rahat sürüşler yaptığını anlatmasının ardından, kısa süre içinde hikayesinden daha da şüphelenmeye başladı. Ayrıca adamın, Mansi'nin eve nasıl döneceğini umursamıyormuş gibi, evden çıkmadan önce kapıyı kilitlediği de ortaya çıktı. Anahtarlarını, telefonunu ya da arabasını almamıştı. Dedektifler bir şeylerin ters gittiğinden şüpheleniyordu ama adama karşı hiçbir fiziksel kanıt yoktu. Ne kan, ne silah, ne tanık, ne de ceset. Mansi'nin Çin'de başka bir adama kaçtığına dair bir kanıt da yoktu. Mansi'nin herhangi bir uçuş için check-in yapıp yapmadığını kontrol ettiler. Mansi'nin çocuğunu, çok sevdiği küçük kızını terk etmeyeceği başından beri belliydi. Kızın ailesi buna inanmayı reddetti ve onun harika bir anne olduğunu iddia etti. Dedektiflerle konuşurken Vadan telefonunu istediler ve o da vermeyi kabul etti. Dedektifler telefonda şaşırtıcı bir şey keşfettiler. Joe'nun Manji'ye eşiyle birlikte yaşamaktan hoşlanmadığını, boşanmak istediğini ve eşini Çin'e sınır dışı etmeyi planladığını söylediği, eşiyle yaptığı 10 saatlik gizlice kaydedilmiş konuşmalar. Ancak bu, Mansi'nin telefonunda bulunan yaklaşık 4,5 saatlik gizlice kaydedilmiş sesle karşılaştırıldığında hiçbir şeydi. Bu konuşmalarda gerçek Joe'yu duyabiliyordunuz. Bu kayıtlarda Joe karısını tehdit ediyor, kendisine Tanrı diyor ve eşinin ailesinin evlerinden uzak durmasını talep ediyordu. Korkutucu görünüyordu. Anlaşıldığı kadarıyla ailedeki sorunlar, Mansi'nin bebeği doğurmasından haftalar önce başlamıştı. Ailesi kızlarına yardım etmek için Çin'den gelmişti. Çin'den gelen büyük anne ve büyük babaların 100 gün boyunca kalıp bebeğe yardım etme geleneği var. Joe'yu çileden çıkaran da bu gelenekti. Kızın ailesine katlanamıyordu. Joe'yu asıl kızdıran şey, Mansi'nin ona karşı koymaya çalışması ve annesine ihtiyacı olduğunu söylemesiydi. Ailesini çok seviyordu ve yeni doğan bebeği için yardıma ihtiyacı vardı. Çift arasındaki gerilim tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi. Çift bağırıyor ve küfür ediyordu. Mansi'nin annesi, Joe'nun Mansi ve annesinin onun yanında Çince konuşmasından nefret ettiğini, çünkü neredeyse hiçbir şey anlamadığını söyledi. Johnny karısının ve annesinin söylediği her şeyi saldırgan ve kendisine yönelik olarak algılıyordu.
Mansi'nin babası buna dayanamayıp Çin'e geri döndüğünde, Joe bunu kişisel zaferi olarak görüp mutlu oldu. Tek yapması gereken kayınvalidesini evcilleştirmek ve evdeki üstünlüğü yeniden ele geçirmekti. Joe'nun doğum günü için Mansi'nin annesi Çin mantısı yaptı. Ama Joe onun doğrama tahtasını kullanma şeklini beğenmedi. Bu durum hararetli bir tartışmaya yol açtı ve Joe kadının derhal evi terk etmesini ve bir daha geri dönmemesini istedi. Mansi'nin annesi de kızı gibi Konfüçyüsçüydü ve çatışmadan kaçınırdı. Uyum arıyordu ve Joe'nun saldırılarına karşı koymak için hiçbir girişimde bulunmadı. Mansi kocasına annesinin kalmasına izin vermesi için yalvardı, çünkü ona çok ihtiyacı vardı. Buna karşılık Joe, kadın olduğu için aciz olduğunu söyleyerek onu hakaret ve küfür bombardımanına tuttu. Joe, Mansi ve annesini boynunu kırmakla tehdit ederek zapt etmeye çalıştı. Mansi'nin annesi şok olmuş, bu genç adamın kendisine ve kızına neden bu kadar kızdığını anlayamamıştı. Mansi bu durumda kendini o kadar güçsüz hissetti ki Joe'nun annesinden yardım istedi. Annesi hemen geldi ve aile çatışmasını çözmeye yardımcı olmak için 2 saat yol kat etti. Annesinin yanında bile Johnny kayınvalidesi hakkında nefret dolu ve acımasız düşüncelerini ifade etmeye devam etti. Kadını önünde diz çöktürdü ve boyun eğdirdi. Sonunda Joe kayınvalidesinden özür diledi ama yine de gitmesi için ısrar etti. Mansi'nin annesi Çin'e döndü ve Ekim 2019'da ortadan kayboldu. Dedektifler, aile içindeki gergin ilişkilerin Mansi'nin acı çekmesine neden olduğunu tahmin etti. Ayrıca göçmenlik statüsü nedeniyle kendini kapana kısılmış hissediyordu. Sadece 5 ay içinde vatandaşlık için mülakata girmesi gerekiyordu. Mansi'nin kaybolmasından 2 hafta sonra Kolombiya polisi bir ceza davası açtı. Aynı gün, karısının kaybolmasından 16 gün sonra, polis Joe Elijah'ı fiziksel çocuk istismarı şüphesiyle tutukladı. Joe suçunu inkar etmedi. 1 yaşındaki kızını dövdüğünü ve bunu eğitim olarak gördüğünü itiraf etti. Mansi'nin kaybolmadan önce annesine kızının vücudunda morluklar fark ettiğini ve bunda kocasının parmağı olduğundan şüphelendiğini söylediği ortaya çıktı. Annesi, Manji'ye zorba kocasıyla yüzleşmesi için polise başvurmasını önermiş, ancak Mansi'nin bunu yapacak zamanı olmamış. Joe'nun avukatı bunun sadece onu hapse göndermeye yönelik bir girişim olduğunu söyledi ve eylemlerini genç ve bekar bir babanın hatasına bağladı. Joe kefaletle serbest bırakıldı. Bu süre zarfında annesi ona yardım ediyor ve torununa bakıyordu. Dedektifler Mansi'nin kayboluşunu araştırmaya ve kocasına karşı kanıt toplamaya devam ettiler. Kocasının ona bir şey yaptığına ikna olmuşlardı. 25 Ekim 2019'da polis bir arama emri aldı ve Joe'nun dairesine gitti. Mansi 2 haftadan uzun bir süredir kayıptı. Polis adamın sırt çantasını, notlarını ve Joe'nun gazetecilerin ve müfettişlerin sorularını nasıl yanıtlayacağını bilmesi için yazdığı anlaşılan notları buldu. Ayrıca kendisi için Mansi hakkında geçmiş zaman yerine, şimdiki zamanda konuşması gerektiğini yazmış, bu da şüpheleri artırmış. Dedektifler dairenin her köşesinde ipucu aramış, hatta bir çift çamurlu ayakkabıyı delil olarak almışlar ama kayda değer bir şey bulamamışlardır. Aynı gün, kızın vücudunda taze morluklar bulunması üzerine adam çocuk istismarı şüphesiyle tutuklandı. Manji'yi arama çalışmaları, kızın kalıntılarını bulma arayışa dönüştü. Artık kimse onun hayatta olduğuna inanmıyordu. Dedektifler Joe'nun arabasının ve telefonunun her hareketini izledi, karısının kayıp olduğunu bildiği halde arka koltukta bebekle yaptığını söylediği uzun ve rahat yolculuklardan başlayarak. Ancak her ipucu bu karmaşık davada yeni bir çıkmaza yol açıyordu. Böylece dedektif ilk adımı attı. Cesedi bulmadan birinci derece cinayet suçlamasında bulunmaya karar verdi. Suçlamalar, Joe çocuk istismarı suçlamasıyla hala hapisteyken yapıldı. Dedektifler aktif olarak Mansi'nin cesedini aramaya devam ediyordu. Joe'nun cep telefonu faturalarına göre, Mansi'nin kaybolduğunu bildirdiği gün Missouri Nehri kıyısında 30 dakika geçirmiş, ancak müfettişlere söylememişti.
söz konusu yere gidildi ve orada bir arama operasyonu başlatıldı, ancak her şey boşunaydı. Aylarca Manji'yi aradıktan sonra polis hala onu bulamadı. Kayıp kişinin annesi Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü ve kayıp kişinin cesedinin orada bir yerde olduğuna ikna olarak arama çalışmalarına katıldı. Polis memurları birkaç ay boyunca periyodik olarak burada arama yaptı. Nehirde Mansi'nin annesinin de katıldığı bir anma töreni bile düzenlendi. Bir yıl sonra, Joe Elijah hala yargılanmayı beklerken, bir yürüyüşçü Joe'nun Manji'ye evlenme teklif ettiği parktaki ormanlık alanda ilerliyordu. Toprakta yatan parlak renkli bir şey gözüne çarptı. Bu bir çantaydı. Bastonu vardı, o yüzden çevirdi. Sonra birinin ayakkabılarını gördü ve ondan sonra da insan kafatasına benzeyen bir şey. Hemen polise gitti. Adli tıp incelemesi bunun Mansi'nin kalıntıları olduğunu gösterdi. Artık kızın ailesi kızlarının öldüğünü biliyordu ama nasıl ve neden öldüğü bir sır olarak kalmıştı. Aradan çok zaman geçmişti ve ne yazık ki adli tıp kurumu bile ölüme neyin sebep olduğunu kesin olarak söyleyemiyordu. Cesedin kemik yapısında doğal olmayan yaralanmalar vardı. Dört kaburga tamamen kırılmıştı. Bu kırık kaburgalar sırtına aldığı şiddetli bir darbenin kanıtıydı. Dedektifler Manji'ye ne olduğuna dair bir teori geliştiriyorlardı. Kaybolmasından sonra toplanan kanıtların kilit önemli olduğunu biliyorlardı. Müfettişler Joe'nun cep telefonu kayıtlarının, kaybolduğunu bildirdiği gün Mansi'nin gömüldüğü yerin yakınında olduğunu gösterdiğini hatırladılar. Kadının kaybolduğu gün yağmur yağdığı öğrenildi. Kanıtlar arasında Joe'nun çamurlu çizmeleri de vardı. Botların tabanındaki kir ve çakıl, üzerlerine yapışmış yapraklarla birlikte analize gönderildi. Missouri Botanik Bahçesi'ndeki laboratuvar, DNA analizi için ardıç ağacı iğnelerini dikkatlice çıkardı. Botların tabanlarına saplanan iğneleri dikkatlice çıkardıktan ve DNA'larını aldıktan sonra, laboratuvar üyelerinden biri Mansi'nin mezarını çevreleyen birkaç ardıç ağacına tırmanmakla görevlendirildi. Her bir ağacı numaralandırdı ve ardından teker teker tırmanarak en yüksek dallardan taze iğneler topladı. Her örnek kaydedildi ve numaralandırıldı. Ve laboratuvarda, Joe'nun ayakkabılarında bulunan iğnelerle karşılaştırıldılar. Örneklerdeki DNA eşleşti. Müfettişler bunun ağaç DNA'sının kanıt olarak kullanıldığı ikinci cinayet vakası olduğunu söyledi. 1 Kasım 2021'de Joe Elijah'ın duruşması başladı. Karısı Manji'yi öldürmek suçundan yargılanıyordu. Ağacın DNA testine ve coğrafi konuma dayanarak, Joe'nun kaybolduğu gün Mansi'nin gömülü olduğu yerde olduğuna dair reddedilemez kanıtlarla karşı karşıya kalan savunma avukatı, mahkemeye yeni bir hikaye sundu. Joe'nun karısını öldürdüğünü ama bunun trajik bir kaza olduğunu savundu. Ardıç ağacı ve DNA'sı sayesinde Joe artık Mansi'nin kaçtığını iddia edemezdi. Artık karısını o sığ mezara gömdüğünü itiraf etmek zorundaydı. Joe, karısının Çin'den bir adamla yazıştığını bildiğini ve o gece aralarında bir tartışma yaşandığını iddia etti. Joe üzgündü, kırılmıştı ve kızıyla yürüyüşe çıkmak istiyordu. Mansi koşarak yanına geldi ve bebeği almak istedi. Joe karısını geri itti. Kadın masanın üstüne çarptı, kaburgaları kırıldı ve bayıldı. Sonra kalktı ve yatağa gitti. Sabah bebekleri ağladığında Mansi uyanmadı. Joe onun gece uykusunda öldüğünü fark etti. Önce karısının kendisine saldırdığını ve sadece kendini savunduğunu iddia etti. Nefsi müdafaaydı. Bu versiyon kulağa son derece şüpheli geliyordu. Joe karısından 2 kat daha iriydi ve karısının ona ilk saldıran olması çok zordu. Ayrıca, böylesine ciddi bir yaralanmadan sonra ayağa kalkıp yatağa doğru yürüyemezdi. Savcı, Joe'nun hikayesinin uydurma olduğunu kanıtlamak için gereken tüm delillere sahip olduğunu savundu. 4 kırık kaburga, savcının Mansi'nin vahşi bir dayak sonucu öldürüldüğünü gösterdiğine inandığı bir yaralanmadır. Aylardır artan öfkenin körüklediği,
önceden planlanmış bir cinayetti. John karısından nefret ediyordu. Mahkemede savcı, ilişkilerinin gerçek doğasını anlamak için Joe ve Mansi arasındaki konuşmaların gizli ses kayıtlarını dinletti. Bu kayıtlar suçun gerçek nedeninin ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Mansi ve diğer adamlar arasında hiçbir yazışma bulunamadı. 11 Kasım 2021'de, yaklaşık 7 saat süren müzakerenin ardından jüri kararını verdi. Joe Elijah'ı ikinci derece cinayetten suçlu buldular. Bu, Mansi'nin cinayetinin önceden planlanmış olduğunu düşünmedikleri anlamına geliyordu. Adam 28 yıl hapse mahkum edildi. Mansi'nin kızı şimdi Joe'nun annesiyle birlikte yaşıyor, ancak Mansi'nin ailesi 4 yaşındaki çocuğun ortak velayetini istiyor. Joe'nun avukatı, çocuğun Çinli büyükanne ve büyük babasını her zaman tanıyacak olsa da, Joe'nun annesinin yetenekli ellerinde kalması gerektiğini belirtiyor. Velayet davasıyla ilgili karar henüz verilmedi. 24 Şubat 2006 tarihinde akşam saat 9 sularında Riverside, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 genç bir arabaya binerek bir markete gittiler. Bu grupta 24 yaşındaki Crystal Theobald, erkek kardeşi Justin ve direksiyona geçen erkek arkadaşı Juan vardı. Tesadüfe bakın ki önlerinde, içinde anneleri Belinda'nın bulunduğu bir başka araba daha vardı. İkinci oğlunu ziyarete gidiyordu ve meydana gelen tüm olaylar onun ağzından anlatılıyor. Arabalar birbiri ardına bir kavşakta durdu. Crystal, erkek kardeşi ve erkek arkadaşıyla birlikte arabada seyahat ederken yanlarına beyaz bir SUV yanaştı. Araç onların aracıyla birleşti ve içinden kapüşonlu bir adam eğilerek neredeyse yakın mesafeden yolculara ateş etmeye başladı. Karnından yaralanan sürücü, herkesi ateş hattından uzaklaştırmak için hemen gaza bastı. Beyaz bir arabadan ateş açıldı ve ardından saldırganların arabası kaçtı. Crystal ağır yaralandı. Yakınlardaki bir otobüs durağında, kurbanlar arabadan inmeyi ve yardım istemek için bir dükkana gitmeyi başardılar. Ancak kız bilincini kaybetmiş ve kan kaybından ölmüştür. Dükkan çalışanları saldırıyı 911'e bildirdi ve olay yerine sağlık görevlileri ve polis sevk edildi. Sağlık görevlileri Crystal, erkek kardeşi ve erkek arkadaşını hastaneye nakletti. Erkek arkadaşlarına tıbbi müdahale yapıldı ve durumları iyiye gitti. Ne yazık ki Crystal kurtarılamadı. Doktorların tüm çabalarına rağmen 24 yaşındaki kız 2 gün sonra hayatını kaybetti. Kalabalık ve işlek bir yerde böylesine cüretkar bir saldırıyı kim gerçekleştirmiş olabilir? Crystal ailenin 5 çocukluğundan 4.'süydü. Çok neşeli ve cesur bir kızdı, aynı zamanda inanılmaz derecede şanslıydı. Bir keresinde, bir kumar makinesine sadece 5 dolar yatırdıktan sonra 38 bin dolar kazanmıştı. 2 çocuğu vardı ama evliliği mutsuzdu. Eski kocasının uyuşturucu sorunu vardı ve uyuşturucu etkisi altında şiddete başvuruyordu. Kullanmadığı zamanlarda ailenin iyi bir ilişkisi vardı. Eşin bir başka çöküşünden sonra aile dağıldı. Crystal çocukları aldı ve annesiyle yaşamaya başladı. Bütün aile ona destek oldu. Suçluları araştıran ana müfettiş genç ama başarılı bir dedektifti. Uyuşturucuyla ilgili çözülmemiş, sadece bir cinayeti vardı. Failin cezasız kalmayacağından emin olmak için davadaki her ipucuna 4 elle sarıldı. Dedektif davayı büyük bir hevesle ele aldı. Dükkanın etrafındaki bölgeyi taradı, kavşaktaki olay yerini inceledi ve tanıklarla görüştü. Ancak olay yerinde hiçbir kanıt bulunamadı. CCTV kameraları da yoktu. Suç çok gürültülü olmasına rağmen, silah sesleri görgü tanıklarının dikkatini çekmişti. Hiçbir yararlı bilgi bulunamadı. Dedektif daha sonra maktulün ailesine gitti. Ancak anne de dahil olmak üzere akrabalar, ne faili ne de arabayı tarif edebildi. Sadece saldırganın beyaz bir cipte olduğu, genç,
açık tenli Hispanik bir erkek olduğu ve kapüşonlu bir kıyafet giydiği biliniyordu. Delil yetersizliği nedeniyle bu suçun soruşturulması yıllarca ertelendi. Yakınları, müfettişin büyük şehirde suçluları bulmak için ne kadar uğraştığını belirttiler. Samanlıkta iğne aramak gibiydi. Birdenbire dava beklenmedik bir hal aldı. Müfettişler tetikçinin kurbanın ailesinden biri olduğuna inanmaya başladı. Kolluk kuvvetleri kelimenin tam anlamıyla kardeşleri suçlamak için ipucu arıyordu. Ölen kızın arabada bulunan ve kucağında kanlar içinde bir kristal taşıyan erkek kardeşi gözaltına alındı. Sanki davanın baş şüphelisiymiş gibi elleri kelepçeli bir şekilde saatlerce sorgulandı. Aileye yönelik bu yoğun incelemenin muhtemel bir nedeni, annenin polisin Riverside ve genel olarak sakinleriyle ilişkisinin çok gergin olduğunu düşünmesi olabilir. O dönemde şehirde faaliyet gösteren çeteler ve gruplarla mücadele sorunu ciddi boyutlardaydı. Polis herkesten şüpheleniyordu. Çünkü bu vaka kızın vurulduğu mahalledeki klasik çete kavgalarından biri olabilirdi. O sırada aktif çatışmalar devam ediyordu. Polis ailenin geçmişini araştırdığında, bazı erkek kardeşlerin ve öldürülen kadının annesinin geçmişte, kanunla başlarının derde girdiği ortaya çıktı. Ancak kadın polise karanlık geçmişiyle işinin bittiğini ve artık çocukları ve torunlarıyla meşgul olduğunu söyledi. Buna rağmen, polise göre şüpheli çemberi genişledi. Cinayetin yasadışı madde satıcıları, hoşnutsuz müşteriler ya da eski hücre arkadaşlarıyla bağlantılı olabileceğine inanıyorlardı. Müfettişler bu ihtimalleri değerlendirmeye başladılar ve kısa sürede başarılı oldular. Polise ilk yararlı ipucu kurbanın kardeşi Robbie'den geldi. Saldırıdan kısa bir süre önce kız arkadaşıyla birlikte annesinin evinin yakınında olduğunu söyledi. Kristal'ın vurulduğu araca benzer siyah bir SUV onlara doğru yaklaşmış. Araç daha sonra geri dönmüş ve farlarını tehditkar bir şekilde onlara doğru tutmaya başlamıştır. Şüpheli araç onları takip ederken Robbie arabayı hızla sürmüş ve kuyruğunu bırakmış. Anlattığına göre, eski karısının evine gitmeyi başarmış ve orada kızıyla buluşmuş. Adam orada saklanmış ve olanları öğrenmiş. Bu ifade dedektiflerin ailenin tehdit edildiğine inanmasına yol açtı. Müfettişler, bölgede Kristal'ı tanıyor olabilecek genç Hispanik erkekler hakkında bilgi toplamaya başladı. Benzer görünümlü tüm liselerdeki genç öğrenciler bile kontrol edildi. Fotoğrafları teşhis edilebilecek isimlerden oluşan sağlam bir liste ortaya çıktı. Bilinta, fotoğrafa baktıktan sonra, sorgulanmak üzere gözaltına alınan gençlerden birini işaret etti. Gencin ismi açıklanmadı. Ancak davranışlarına bakılırsa, bir polis karakolunda kelepçeli olarak ne yaptığının tamamen farkında değildi. Mazereti kontrol edildi, delikanlının tamamen temiz olduğu anlaşıldı ve serbest bırakıldı. Bu da Kristal'ın annesinin yanıldığı anlamına geliyordu. Kendisi de fail hakkında kötü bir görüşe sahip olduğunu itiraf etti. Bu noktadan sonra, ifadesi otomatik olarak güvenilmezdi. Bu durum polisin işini çok daha zorlaştırdı ve sonunda dava durdu. Bu noktadan sonra Kristal ailesi polise olan inancını kaybetti ve soruşturmayı kendi ellerine aldı. Bunun nedeni kurbanın Nick adındaki küçük erkek kardeşinin sokakta duyduğu bir söylentiydi. Kardeşinin katilinin yerel çetelerin üyeleri olabileceğini duymuştu. Adam, mahallede suça karışan herkesin birbirleriyle iletişim kurmak için MySpace kullandığını biliyordu. Genç neslin bilgi birikimi ve internette özgürce gezinme becerisi işleri ileriye taşıdı. Ancak bu hemen gerçekleşmedi. Aile Engel adında bir hesap oluşturdu. Bu hesabı hayali bilgilerle doldurdular ve merhum Kristal'ın gençken çekilmiş en iyi fotoğraflarını yüklediler. Efsaneye göre kız 14 yaşındaydı. Hesap merhumun kız kardeşi Rebecca tarafından yönetiliyordu. Riskliydi ama sonunda işe yaradı. Aile, Riverside'in çocuk suçlularıyla sırayla hesabı sürekli kullandı.
Rebecca vurulma olayıyla bağlantısı olabilecek tüm çocukları bulmayı başardı. Hepsi bu sosyal medya sayfasının arkadaş listesine eklenmişti. En iyi arkadaşlarınızı ya da akrabalarınızı ekleyebileceğiniz ve böylece onları sayfanızda öne çıkarabileceğiniz bir tür sıralama vardı. Ayrıca önem sırasına göre de sıralanabiliyorlardı. Oluşturulan hesap zorbalar arasında o kadar başarılıydı ki herkesin en tepesine çıktı. Eklenen gençler melek sayfasının en üstünde yer almak için defalarca tartıştı ve kavgaya tutuştu. Elbette Crystal'ın cinayetini doğrudan sormak imkansızdı. Bu nedenle merhumun ailesi çok dikkatli ve metodik bir şekilde hareket ederek yavaş yavaş bilgi topladı. Olası katillerin her birinin ailesini ve arkadaşlarını sosyal medya aracılığıyla tanıyarak öğrenebildikleri kadar çok şey öğrendiler. Öldürülen kadının fotoğraflarını kullanmak oldukça riskli bir işti. Gençlerin her biri saldırıdan sonra haberleri izleyip kurbanlarını tanıyabilirdi. Ancak umursamadıkları ortaya çıktı. Görünüşe göre fotoğraflarıyla bile ilgilenmiyorlardı. Crystal'in anlattığına göre, katil yalanı çözüp vurduğu kızı tanımak yerine ona aşık olmuş. Bir gün William Satello ile yazışmaya başladılar. Bir süre samimi bir şekilde iletişim kurduktan sonra, adam buluşmayı teklif etti. Bir parti düzenledi ve Crystal'ı kız arkadaşı olarak davet etti. İlk başta, o sırada hesabı yöneten merhumun kardeşi Jimmy'nin kafası karışmış. Teklifi reddetmeye başladı ve bunun üzerine Satello, onu arabasıyla gelip alacağını söyledi. Beyaz bir Ejedish'in SUV kullandığını açıkladı. Aslında, olayla ilgili olabilecek benzer bir araca sahip olduğunu itiraf etti. Bu itiraftan sonra Crystal'ın ailesi, onun katil olabileceğinden şüphelendi. Aile polisle temasa geçti ve başından beri yapmakta oldukları kendi soruşturmaları hakkında bilgi verdi. Davaya bakan dedektif bu bilgiyle ilgilenmeye başladı ve katil zanlısını yakaladı. William Satello tutuklandı ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Suçunu tamamen inkar etti ve 2006 saldırısı sorulduğunda neden bahsettiğini bilmiyormuş gibi davrandı. Polis memurları durumu ciddi olarak nitelendirdi. Çocuk gerginleşti. William aslında o gece arabasıyla şehirde dolaştıklarını ve kızın vurulduğu bölgenin yakınından geçtiklerini söyledi. Satello, yolda çok agresif davranan beyaz renkli başka bir SUV gördüklerini hatırladı. Onları solladı ve önlerini kesti. Neredeyse bir kazaya neden oluyordu. Bir sonraki kavşakta araç durmuş ve diğer araçlardan biri içinden vurulmuş. Williams bu olaydan sonra kaçtıklarını söyledi ama adam ateş edenin kendileri olduğunu ve onu tanınmadığını söyledi. Dedektiflerin aslında William'a karşı hiçbir suçu yoktu. Onu bırakmak zorunda kaldılar ama müfettişler şüpheli hakkında bilgi topluyordu. William'a son olarak bir polis memuru tarafından o gün arabada kiminle birlikte olduğu soruldu. O da onlara arabadaki yolcuların isimlerini verdi. Dedektifler kararlıydı ve bu kişileri sorgulamayı planlıyorlardı. Merhumun ailesi Crystal'ın ölümünden bu kişinin sorumlu olduğundan emindi. İntikam almak için sabırsızlanıyorlardı. Hatta adaleti kendi elleriyle sağlamaya hazırdılar ama kardeşleri sadece annelerinin sözleri dizginleyebildi. Onları bundan vazgeçirdi çünkü hiçbirinin tekrar hapse girmesini istemiyordu. William Satello'nun pek de zeki bir adam olmadığı ortaya çıktı. Bu sorgulamadan sonra bile, adamın aşık olduğu kızla olan gerçek hesabın kendisiyle bağlantılı olmadığını fark etmedi. Engel ile tekrar iletişim kurmaya başladı. O sırada hesap kardeşi Jimmy tarafından yönetiliyordu. Ancak bu onun için çok fazla oldu. Çünkü kız kardeşini ondan alan kişiyle sakin bir şekilde iletişim kurmaya devam etmek inanılmaz derecede zordu. Bu yüzden merhumun annesi Belinda davayı üstlendi. Asıl görevi mümkün olduğunca çok bilgi toplamaktı ve elinden gelen her şeyi yaptı. Kadın çok iddialıydı. Hatta bir noktada soruşturmaya yardımcı olması için FBI'yi devreye sokmaya çalıştı.
Zaman geçti ama William'ın cinayetle ilgisini kanıtlamak mümkün olmadı. Son diyaloğunda Belinda hesap sayfasından doğrudan bir soru sordu. Engel adında bir kızı seviyor mu? Satello da sevdiğini söyledi. Daha sonra sordu. Neden beni öldürdün ve bunu hatırlamıyorsun bile? O andan itibaren her şeyin farkına vardı ve onunla iletişim kurmayı kesti. Fail ortadan kayboldu ve neredeyse 10 yıl boyunca saklandı. Bu arada polis arabadaki yolcuları sorgulamak üzere çağırdı ve o meşhum gecede saldırganların arabasında bulunmuş olabilecek diğer çete üyeleri de sorgulandı. Bunlar arasında, polisin ifşa olma korkusuyla ayırdığı ve her birini ayrı ayrı sorguladığı kaçağın kardeşleri de vardı. Bunun üzerine grup, her türlü kanıtı yakmak için kaçan suçlunun evini ateşe verdi. Tüm mallar kaybedildi. Ancak kardeşleri de dahil olmak üzere aile üyeleri hayatta kaldı. Katilin üstü ne kadar örtülürse, eski ortakları tarafından öldürülme riskinin de o kadar artacağını fark ettiler. Bu yüzden kardeşlerden biri polise geri döndü ve onlara her şeyi anlattı. Gerçekte arabayı o kullanıyordu ve o gece Kristal'in kardeşi Robbie'nin arabasını takip ettiler. Holiganlar onun rakip bir çetenin üyesi olduğunu düşündüler ama takip edilen araba kaçmayı başardı. Bir sonraki trafik ışıklarında iki arabanın arkasında karşılaştılar ve Julio'yu tanıdılar. Adamlar rakip çetenin üyelerinden biri olan kızı vurdular. Ateş, daha sonra Meksika'da yakalanan Huerto Herede tarafından açıldı. Huerto o sırada 4 aylık hamile olan bir kızla birlikteydi. Suç çetesinin diğer 8 üyesi tutuklandı ve hepsi de bir şekilde Crystal Tabal silahlı saldırısıyla bağlantılıydı. Tetikçi Huerto idam cezasıyla karşı karşıyaydı. Ancak polisle yaptığı işbirliği sayesinde bu cezadan kurtuldu. Huerto şartlı tahliye imkanıyla birlikte ömür boyu hapis gibi daha hafif bir ceza aldı. Ayrıca suç örgütünün 8 üyesi de cezalandırıldı. Hepsi de silah ihlalinden cinayete teşebbüse kadar çeşitli suçlardan ceza aldı. Bu, soruşturmanın başlamasından 5 yıl sonraydı. Öldürülen kadının ailesiyle yazışan William Satello, soruşturmanın başlamasından 14 yıl sonra Meksika'da yakalandı. Orada zaten bir ailesi vardı, 4 çocuk. Çiftçi oldu ve acı biber yetiştirdi. 2020 yılında ikinci derece cinayetten 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Tabalt ailesinin talihsizlikleri bununla da bitmedi. Kristal'in öldürülmesinden sonraki 2 yıl içinde, erkek kardeşi Ekim 2008'de vurularak öldürüldü. Gariptir ki bu cinayet bugüne kadar çözülememiştir. Adam 44 yaşındaydı ve 3 kızını babasız bırakmıştı. Aile, ölümünün çeteyle ilgili bir hesaplaşmayla bağlantılı olduğuna inanıyor.